Arkadaşlar merhaba. Elimden geldiğince faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Ve bunu YouTube'da sizlerle paylaşıyorum. Şimdi de kullandığımız aracın 6000 CD modeli Ford'un orijinal teybinde Bluetooth entegrasyonu yaptık. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum kısaca. Teybimizin kafası bu. Sökerken video çekme şansım olmadı. Birkaç fotoğraf aldım. Onları videonun içine koyacağım. Kısaca şimdi neler yaptığımı göstereyim size. Şöyle aşağı gelerek ve anlatmaya çalışayım. Bu teybimizin anakartı. Şu demir sacın içinden çıkıyor. Ve bunu çıkardıktan sonra da buna Bluetooth modülü entegre ettik. Bunu nasıl yaptığımı göstereyim size. Şöyle. Şimdi teybin soketi bu. Ben bunun yabancı sitelerde vesaire bir hayli şemasını aradım. Vesairesini aradım. Pek bulamadım. Çok ileri seviye elektronik bilmenize de gerek yok. Sadece ilgili kabloları, ilgili yerlere lehimlediğiniz takdirde düzgün bir şekilde bu işi siz de yaparsınız. Aracınızda teybinize telefonunuzu Bluetooth ile bağlarsınız. Gayet sağlıklı bir şekilde dinlersiniz. Deneme videosunda, ses videosunda çekeceğim zaten. Onu da gösteririm. Şimdi hemen kısaca söyleyeyim. Kartı böyle önümüze koyduk. Bu şekilde. Yani olabilecek en basit şekilde anlatıyorum. Buradan geldik. Bu sol tarafta MOSFET'ler var. Bunda altında ve üstünde bacaklar var. Hiç kafa karıştırmayayım. Şöyle sabit tutmaya çalışayım. Siz de görürsünüz videoda. 1, 2, 3, 4. Dördüncü bacağın yanından güzel kısa bir lehimle artı 5 volt enerjimizi aldık. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yani son bacaktan da eksi enerjimizi aldık. Bu aralardan geldik. Kartımızın artı ve eksisine bunu lehimledik. Bir başka videoda arkadaşımız modülü bu kısma sabitlemişti. Bu kısım radyo antenin girdiği bir kısım ve içinde de muhtemelen komponentler var. Yani olmaz ama bilmiyorum. İkisi de sonuçta kablosu bir frekans. Bluetooth ve radyonun birbirini engelleyebileceğini düşündüm. Veyahut da parazite sebep olabileceğini düşündüm. O yüzden ben kartımı, Bluetooth modülümü yani daha doğrusu bu kısma sabitledim. Altında çok fazla elektronik parça vesaire yok. Ama yine de ona rağmen araya bir tane plastik levha koydum, Dakota koydum ve çift taraflı yapıştırıcıyla önce bunu buna, sonra da onu oraya lehimledim. Modülümüzün enerjisi bağlanmış oldu. Devam ediyorum şimdi. Burada bakın hem 3.5 jack çıkışı var hem de sol, sağ ve şase olmak üzere 3 tane AUX'a devam eden kablo var. Yavaş hareket ediyorum ve basit anlatmaya çalışıyorum. Şimdi soketin arkasında 4 tane kısım var. Bu AUX ile ilgili kısımlar. Bunu hemen çevirdiğiniz zaman çok uzağa gitmiyor. Şu kısımda gözle takip ederseniz diye şeyden board'un üzerinden görürsünüz zaten. Şu kısma geliyor. Bunu da lehimler çok küçük bu arada. Ufak havyam yoktu. Ancak böyle olabilecek en temiz şekilde yaptım. Böyle. Şimdi bakıyoruz. Sarı neymiş? Şeyin üzerinde. Left. Yani sol. Evet. AUX'un sol çıkışı. Burada 4 tane nokta var. Sesin sol çıkışı. Sol üstteki kısma gelecek. Right yani sağ. Hemen altındakine gelecek. Ve şasede sağ alt köşeye gelecek. Bunu düzgün, birbirine temas ettirmeyecek şekilde lehimlemeniz yeterli. Çok güçlü bir havya kullanmayın. Gördüğünüz gibi yanındaki elemanlara zarar vermenizi istemiyorum. Teybi bozma ihtimalimiz var. Ya da fonksiyonlarının azalma ihtimali var. Bunu bu şekilde gayet basit bir şekilde montajını yaptık. Yani ben inat ettim işin doğrusu teybi değiştirmemek için. Çünkü bu teyp çıkış gücü de güzel. Kullanımı da gayet basit. Ama bir özellik eksikti. Onu da kendimiz eklemiş olduk buna. Şimdi bu da işin bonusu olsun. Hazır teybi sökmüşken kompakt disk yuvasını da söktüm. Dağıttım. Biliyorsunuz bu teyp audio CD'ler okuyor. Ama bırakın hızlı veya yavaş yazdırma hızını, denenebilecek bütün metotları denememe rağmen bu teyp CD'yi okumadı, hata verdi ve attı. Nihayetinde 10 yılın üzerinde bir araç yaş itibariyle. Orijinal CD'lerde bile aynısını yaptı. CD çaları var. Ondan da faydalanmak istiyorum ama faydalanamadım bir türlü. Bunu da açmışken bir de bunu cihazın içine açtım. Ne yaptığımı söyleyeyim size. Çok fazla bir şey yapamadım. Şuradaki dişlileri yağladım rahat çalışması için. Tabii asıl önemli kısım şurada bir tane okuyucu kafa var. Hemen göstereyim. Şurada. Biraz parmağınızla şöyle yavaşça geri çekerseniz. Ben ne yaptığımı söyleyeyim size. Şu görmüş olduğunuz göz, optik göz bir hayli tozlu ve böyle mat duruyordu. Bunu bir parça alkolle, cımbızla yardımıyla temizledim ve kuruladım. Umarım bu da sağlıklı bir şekilde çalışacaktır diye düşünüyorum. Şimdi teybimizi toplamaya geçiyorum ben. İşlemler başarılı mı, başarısız mı? Aracımızı monte ettikten sonra sizlerle onu da paylaşacağım. Şöyle gelsin, bıraksın inadı, dile gelsin, sözünden dönen namert çıksın, biz de böyle. Nasıl ayrıcaz?